Merhaba. Selam. Ne haber? İyi vallahi, sen nasılsın? İyiyim, olsun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir konsept deniyoruz. İsmi Biz Oradaydık. Konseptimiz şöyle olacak. Herhangi tarihi bir dönemde uçta bucakta kalmış herhangi bir olaya böyle direkt biz oradaymışçasına gireceğiz. Ve şimdi söyleyeceklerimiz şu şekilde. Yani oradaki insanlar tamamen hayal ürünü olacak. Aslında gerçekten var. Mesela tabii. Bugünkü konumuz ne? Hasan Tahsin. Bugün Hasan Tahsin'i ve ilk kurşun. Evet. İlk kurşun. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. Biz bugün bu konuyu işleyeceğiz ama yani evet, o gerçekten tarihte yeri olan bir insan. Ama biz onu alacağız, sadece oradan ismini sıyırıp farklı bir yaratabildiğimiz bir kadar hayal dünyamızda bir şeyler oluşturacağız. Ve bunları konuşacağız. Yani olayımız bu aslında. Aynen öyle. O yüzden hayal ürünü diyorum ben. Hayal ürünü çünkü şöyle hani olayın gerçekliğinden çok fazla dışa çıkmayacağız esasına bakarsanız ama yine de kendi usulümüzü anlatacağız. Yani çıkabiliriz bir tık. Hasan Tahsin mesela bu bizim için. Şu arkadaş Hasan, benim için Hasan Tahsin şu anda bu. Selam evet. Hasan. Hasan Tahsin de selam var sizlere. Şimdi öncelikle asıl adı Hasan Tahsin değil. Şaka yapıyorsun. Tabii. Bu arada ben hiç çok ufak bilgilerle giriyorum videoya. Görkem de biraz araştırma yaptı, bilgi dahilinde. Olabildiğince gibi. İşte evet. Asıl adı Osman Nevrez kendisi. Osman Nevrez. Aynen. Peki Hasan Tahsin nereden geliyor? Hasan Tahsin nereden geliyor? Şöyle geliyor. Şimdi okul hayatını tamamladıktan sonra Paris'te İttihat ve Terakki Partisi'ne katılıyor. Paris'te. Aynen. Nice. Evet bu abi. Bu da enteresan. Devamında rahat durmuyor. Türlü mitinglere katılıyor. Ondan sonra hararetli işte, bir abi. Hararetli, hareketli. Normal, bu şu anda gerçek tarihi bu abimizin. Sonra yurda dönüyor. Rahatsızlanıyor. Geçmiş olsun. Aynen. İsviçre'ye tedavi olmak için pasaportunda sahte pasaport kullanarak saygılar abi. Hasan Tahsin adını alıyor. Ya bizim de diyor. Aslında tarihe çok da müdahale etmemize gerek yokmuş. Abimiz oldukça fırlama bir abimiz. Zaten şey. Gerçekten. Bu arada Hasan Tahsin adı zamanında Silah dergisini çıkartan ve bir toplumda silahçı Hasan Tahsin olarak bilinen bir zatın adı. Yani esasında çok evvelinden vermiş adam yapacağının mesajını. Ha. Okey. Aynen öyle. Bu arada Hasan Tahsin neyse. İlk kurşunu sıkan insan da diyecektim ama geliyor herhalde Görkem oralara. Bu arada ilk başta şöyle enteresan bir bilgi var yaptığım araştırmada. Şemsi Efendi Okulu'na gidiyor. Atatürk'ün gittiği ilkokul Selanik'teki. Vay arkadaş. Yani bir buradan... dakika şimdi burada keseceğim bu muhabbeti. Şimdi Hasan Tahsin abimiz Atatürk'ten gidiyor. Aynı dönemlere mi? Yok. Atatürk 81 doğumlu. Hasan Tahsin 88 doğumlu. 1888. Bir 7 yıl var arada. 7 yıl var arada. Aynı hani, ama dönem yakalıyor herhalde baktığında. Eğer 8 ya, yıllık bir eğitimden bahsediyorsak yakalıyor. 5 yıllık da yakalamıyordur. Atatürk son dönemdeyken o ilk başlamış gibi bir şey oluyor herhalde değil mi? Ya tam olarak Hasan Tahsin o zaman Atatürk'ün çömü. Evet. Bu mu yani? Baktığında öyle. Evet tamam. O Hasan zaman Tahsin. Şöyle bir çıkarım doğuyor bende. Yani o zaman Hasan Tahsin'in adı belki Atatürk'ün matematik öğretmeni tarafından. Olabilir. Onu bu arada ikinci videoyu büyük ihtimalle Atatürk ve matematik öğretmeni arasındaki hikaye hakkında geçecek. Şöyle bir çıkarım doğuyor o zaman. Yani Şemsi Efendi okuluna gidenler böyle bir patlamalı. Evet, bir fırlama, bir hareketli. Bir hareketli. Biz hallederiz modelindeki abi. Her okul çıkışında. Helal olsun o Şemsettin okulundaki hocalara. Hepsi halletti anasını. Bir tanesi ülke kurdu koskoca. Aynen ülke. Öyle. Bir tanesi ilk kurşunu sıkmış. Mış mı acaba? Nasıl? Geliriz şimdi ona da. İlk kurşun Hasan Tahsin tarafından sıkılmadı mı? Kanıtlı belgeler onu gösteriyor. Fakat ondan sonrasında bazı kişiler de farklı yerlerde sıkıldığını söylüyor. Ona en sonunda değiniriz. Tamam, oraya geliriz. Biz sonra, olayın içine girdiğimiz zaman... Tamam. Şimdi hayatını sürdürüyor, ediyor. Zaten esasında çok şey bir adam. Hani milliyetçi bir adam. Zaten bunu yapabilecek belli bir adam. Belli zaten abi. O kadar hararetli bir dönem aynen yaşamış. Öyle.
Sonra devam ediyoruz. İşte işgaller başlıyor. Akabinde ondan sonra Yunanlıların İzmir'e girileceği öğreniliyor. Ve ondan sonra da Yunanlılara buradan Hasan Tahsin'de selam olsun. Reddi İlhak cemiyetini kuruyor. İzmir'de. İzmir'de arkadaşlarıyla. Olayın tam ortasında yani Hasan Tahsin. Şu an tabii tam ortasında. Hangi tarihteyiz bu arada tam olarak şu anda? Şu an 1919'dayız. Direkt Kurtuluş Direkt. Savaşı başlamak üzere. Aynen yani. Öyle. Kurtuluş işlemleri. Evet abi. Ondan sonra işte öğrendiği yani Yunanlıların İzmir'e gireceğini öğrendiği geceyi işte sabaha bağlayan gün arkadaşlarla planlarını yapıyorlar. Ve ondan sonra da İzmir pasaport meydanına sabah 8 sularında. Bayağı detaylı araştırmışsın bu arada. Tebrik ediyorum Görkem sizin huzurunuzda. Sabah 8 sularına kadar ince ayrıntısına kadar biliyor saygılar. Sularında bütün zaten halk oraya hep birlikte şey yapıyor. Cereyan ediyor. Nasıl okay. Girersiniz lan ne oluyor bilmem. Hayırdır siz hayırdır. Fakat işlerinden bir tane cengaver var. Bu da zaten en başından beri kendini belli ediyor. Kim o? Hasan Tahsin. Olayımızın başrolü. Aynen öyle. Osman Bey miydi? Osman Nevres. Osman Nevres efendi. Ondan sonra sabah en şık takım elbisesini giyiyor. Abi işte tam bu noktada biz devreye evet giriyoruz. Evet işte. Çünkü orada biz de vardı. Aynen öyle. Yani 1919'un o sabah 8'inde Görkem ve ben oradaydık abi. Bekliyorduk Hasan Tahsin'den böyle bir şey zaten konuşmuştuk. Tabii. İki gün öncesinde oturduk masamızı kurduk. Konuşuyoruz ya Görkem olur mu bu Yunan işgali? Hayırdır? Ne kovalıyor bunlar? Sonra Hasan Tahsin geldi. Aynen Hasan Tahsin geldi. Dedik ne olacak? Abi dedi böyle bir şeyler düşünüyorum, planlıyorum. Siz ne dersiniz? Girerse dedi ben dayanamam dedi. Onu söyle. Girerse ben dayanamam dedi. Ya zaten çocukluğundan beri evet. Tanıdığımız için Hasan Tahsin. Bir fırlamalığı var. Beri tanıyoruz. Hep böyleydi bu çocuk. Yani, bu çocuk hep böyleydi. Ben dayanamam dedi. Bir de o dönemler çok zor dönemdeydi. Ya şey zor dönemlerden geçiyordu. Tabii evet. İşte gazetedeki o patronu sen biliyorsun nasıl olduğunu. Aynen biliyorum. Gazetedeki. Ama sen devam edersen. İşte devamlı adamın başında ne zaman bitiyor yazı ne zaman abi, bitiyor. Abi bir insan yazı. Bir ya. Patron ya bunu bütün patronlar yapıyor. Sürekli baskı altında. Lan bu adam gazete yazıyor. Özgür bir iş yapıyor. Ya. Bir sal da yapsın ya. Biz tanıyoruz bu çocuğu. Bu çocuk temiz bir çocuk ya. Ama olmuyor. Bir de o da yetmiyor. Gidiyor eve ondan sonra. Başlıyor kadın dırdırı. Dırdırdı. O evliydi bir de değil mi o dönemde? Ya. Doğru hatırlıyorum. Ya. Hatırlıyorum o dönemde evliydi. Adam... Karı da lafını biliyorum ama karı susmak bilmiyordu arkadaş. Karı susmak bilmiyordu ya. O 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan geceyi hatırlıyorsun değil mi? Ben abi o geceyi gerçekten çok net hatırlıyorum. Görkem'le yan yanaydık ya. Biz. Hasan Tahsin bizi WhatsApp'tan görüntülü olarak aradı. Dayanamayacağım konu, dedi. Aynen bitti artık bitti. Dedi. Ya ben çıldırıyorum dedi. Yok. Kurtulamıyorum yani. Bir şekilde dedi yolunu bulmam lazım dedi. Yolu da buymuş meğerse. Ertesi gün işte hatırlıyorsun. En şık takım elbisesini giymişti hatırladın Jantileri mı? Jantileri çekti. O renkli. Tuvalet. Instagram'a bir fotoğraf çaktırdı. İzmir'de yine güzel bir hava. Pasaport o gün ne güzeldi be hava. Güzeldi. Hatırlıyorsun çok ha? Güzeldi. Ama işte... O güzel havayı pasaport meydanına yanaşan Yunan askerleri bir anda bozdu. Ey gideyim. Tabii şimdi halk da tabii hani şey yaptı orada hani bir galeyana getirdi. Abi herkes zaten galeyana yani getirdi. Biz dışarıdan bakıyoruz duruma. Yani çok içinde değiliz ama ya herkesten bir tepki vardı. O gün bile işe gitmek için çıktı zaten eve aslına bakarsan. Aynen. Evden oyun için işe gitmek için. Orada işi vardı çıktı. Abi orada gazeteyi aynen öyle. Halletmesi lazım, vermesi lazım o günkü şeyini. Neyse işte tabii halkın da o kalabalıklığına doğru gitti ne oluyor bilmem ne falan filan diye bir baktı ondan sonra Yunan askeri giriyor İzmir'e. Dedi ki siz nereye gidiyorsunuz? Durur mu abi aynen, ya? Bizim Hasan Tahsin. Adam zaten yıllardan beri bu işin içerisinde. Çıldırmış. Bir de üstüne üstlük bunları görüyor. Böyle bak tam böyle milleti yararak işte gidiyor diyor şey diyor bak ne diyor. Olamaz. Böyle ellerini kollarını sallayarak giremezler diyor. Burada da şeye bir selam çakmış. Kenan komutana. Kenan olamaz, komutana. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Deyip hemen önüne geçiyor halkın. Cebinden revolveri çıkartıyor. Revolverle bir daha. Aynen öyle. 3 gün öncesinde de gene 3 gün geriye döneceğim. Abi revolveri getirdi bize. Abi dedi, nasıl dedi? Bunu nasıl temizleyeceğiz ya? Biz bunu nasıl temizleriz?
Oturduk hep beraber böyle ince ince temizledik revolverini. Yani o ilk kurşundaki silahta bizim elimizin izi de vardır. Var. Hatırla. Çıkarttı revolveri, ne kadar kurşun varsa iki tane Yunan askerini def edecek kadar harcadı. Sonra tabii Yunan askeri de onu harcadı. Çok delikanlı çocuktu bu. Enteresan olan bir bilgi daha. Olay kordon boyunda, yani pasaport işte o sahil kesiminde gerçekleşiyor. Naaşı saat kulesinde bulunuyor. Yani Allah Allah. Arada bir nereden baksan bir 20-25 dakikalık mesafe var, yürüme mesafesi. Bu bilgi bende yok. Yani Yunan askeri alıyor vurunca, bir de taşıyorlar ondan sonra saat kulesine. Yok artık ya, bak ya. Ben bunu bilmiyordum, biz ondan 3 gün sonra falan ya. Defnedilişinde ya. Gitmiştik. Bu da bir zulüm. Ama her şey o ilk kurşunla başlamış olabilir. İlk kurşunla başladı. İlk kurşun 15 Mayıs'ta atıldı. 16 Mayıs'ta da Atatürk Samsun'a çıktı. Ha, burada da bir trik var. Var. Yani aynı ilkokulda okumuşlar. Kadere bak. Atatürk'ün şeyi, çömü. Atatürk'ün çömezi bu adam. İçinde bu ukde olmuş. Ben Atatürk'ün çömeziyim. Nasıl? Ama ilk kurşunu ben sıkmalıyım. Aynen yani. Öyle. Ben yani bir ego şeyi de var burada. Evet. Yatan. Ego var. Var. Bir kapışma var. Bir kapışma söz konusu. Ve şöyle bir enteresan bilgi, şöyle bağlayacağım. 70'lerden sonra bu ilk kurşun hikayesi işlenmeye başlanıyor. Yani bugün 1970'ler. 27 Mayıs darbesinden sonra başlanıyor bu ilk kurşun hikayesi. Bu güncel bilgi de bende yok. Şöyle ki Atatürk ve Cumhuriyet dönemi yazarlarının çok fazla umurunda olmuyor bu hikaye. Acaba ulaşmadı mı? Ulaşmıştır. Nasıl ulaştı? Abi, ulaşmadı. Çerkez'e tam isyanı falan mi? Ulaştığına göre bunlar da ulaştı. Hasan'a mı yediler Hasan'ı mı? Ya. Hasan'a bir olay var bence. Hasan'a mı yenmiş? Bende bir detay var burada. Dinliyoruz dışta. İlk kurşun aslında bir kıvılcım. Tamam. Kesinlikle. Bu kıvılcım önemli. Ama esas kıvılcımın tarihte başlangıcı 19 Mayıs 1919 olarak. Ayak basması. Şimdi iki tane kıvılcım olmaz. Olmamalı. Birinin olmaması lazım. Yani Aziz Yıldırım Alex gibi hikaye yani. Aynen. Aykut Kocaman'ın Alex'i yemesi. Aynen öyle. Onun gibi bir şey. Bu arada Aykut Kocaman'la Alex'in bir odada oturduğu bir hikaye var. O odada ben de oturuyordum. Dönemlerde. Şöyle bir tezat var. Sen olayların hepsinde varsın. Kesinlikle. Evet. Bugüne evet. kadar yaşanmış bütün hikayelerde birebir oradayız yani. Ama detayların hiçbirini bilmiyorsun. Nasıl oluyor bu? Abi ben çok unutkanım. Bak düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? O yüzyıllardır hareketli. Abi yüzyıllardır bütün olayların içindesin. Hangi birini hatırlayacaksın? Ben kafamda topluyorum. Ona söylüyor. Şöyle bir şey. Detayları hakkında bilgim yok. Bak oradaydın. Bulundum. Biliyorum o insanı. Ben anladım. Ben sana hemen açıklama yapayım. Sen sadece olayları yaşayan taraftasın. Evet. Bu taraf toplayan. Olayları hem yaşayıp tabii. hem not eden. Aynen. Tarihe, tarihe. Seyyah bu arada. Yani. Tarihe tanıklık etmek sende var. İkimizle beraber ortak noktadır. Tarihe tanıklık. Ama tarihi taşımak, aktarmak sevgili Görkem. Estağfurullah. Yok yok yok. Önemli olan da bu arada tarihi taşımaktır. O yüzden Görkem Bey'e bir... O zaman bravo. Ben de huzurunuzda sağlıyorum. Şöyle çünkü bir... Lafını tekrar biliyorum. Tamam. Bir övgü daha sunacağım Görkem'e. Çünkü tarih taşındıkça vardır. Yoksa tarih sen diye bir şey yoktur. Görkem'e biz beraber taşıyoruz burada tarihi. Götünü seveyim. Ya evet, ben tanıklık ediyorum. Sadece ediyorum. Biz burada yolculuk yapıyoruz. Neyse. Tamam, ilk kurşunu sıktı. Bitti hikaye. Bu Atatürk de Samsun'a çıktı. Ondan sonra kurtuluş yürüyüşümüz başladı. Evet abi. Olay burada esasında. Arada 3 gün var bu arada. Bir gün var esasına bakarsın. Evet, 16. 15 doğru, Mayıs, doğru, 16 doğru. Mayıs. Hep ben 19 Mayıs'a bağlıyorum. Ya arada bir yolculuk adıma. Süresi var evet. ya. Tamam. Ama diyorlar ki gel gelelim ilerleyen vakitlerde iki tane şehir var bu olaya karşı çıkan. Şehir. Tabii. İlk kurşunun İzmir'de atılmadığına dair. Ha evet. Birincisi Balıkesir. Diyorlar ki Ayvalık'ta atıldı ilk kurşun. Ayvalık'ı da çok severim ama. Yani ama kimin attığına dair hiçbir isim yok. Sadece bir kurşun atıldı. Bir ses geldi diyorlar. Ya abi lazım biri acaba çıkmıştır. Havaya sıkmıştır. Veyahut da İzmir'den atılan kurşun Ayvalık'tan duyuldu. Olabilir, bak bu da güzel hikaye. Bu çok güzel hikaye. Bu hikayeyi tuttum. Ayvalık saf dışı bırak abi. Bu hikaye çok güzel ya.
Ama Hasan'cığım öyle bir kurşun attı ki İzmir'den Ayvalık'ta sesi duyuldu. Gibi. De abi. Ama daha enteresanı var Hatay. Hatay 4 yolda isim de veriyorlar bu sefer. Mehmet Çavuş'un Mehmet Çavuş'un Fransızlara sıktığını söylüyorlar ilk kurşunun. Hatay'dan duyulması imkansız bir de yok, isim evet, var bu sefer. Evet, direkt isim soy isim de yani soy isim Mehmet, değil de Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş. Torunu burada şu anda. İzmir'den atılan kurşun nasıl duyulacak İzmir? Demek ki duyum söz konusu. Yani bir de böyle duyumlar var. Abi şu olmuş olabilir mi? Bak Hatay'la İzmir arasındaki mesafeyi düşün. İzmir'deki kurşunun sesi Hatay'a ya gidene kadar Hasan'dan Mehmet'e dönüşmüş olabilir. Ya, adamlar isim veriyorlar ya. Mehmet Çavuş Fransız'a sıktı diyor bir de. Hani olayın bir de abi, bambaşka bir hikaye. Canım, bambaşka hikaye. O hangi gün atılmış abi? Aynı 15 gün. 15 Mayıs'tan bahsediyorum. Ben orada yoktum. Sen orada var mıydın? Yok ben de yoktum. Bilmiyorum. Sadece yok, ben vardım. Torunu burada şu anda. Kendisinin torunu. Mehmet Çavuş'un torunu. Böyle de hikayeler var. Ama işin özünde biz tabii gelen şimdiye kadar tarihten gelen bilgilere göre Hasan Tahsin'i biliyoruz. Bakıldığında. Biliyoruz değil abi gördük. Gördük. Biliyorum ya Hasan Tahsin diyorum ya hazırlık aşamasında vardım lan. O ilk kurşunun silahını ben temizledim ben. İşin bir diğer son olarak üzücü kısmı da şu. 2005 yılında ajan ilan ediliyor. 2005'te daha geçtiğimiz. He. Dertleri neymiş ajan şu, ilan edenlerin? Şu. İşte İbrani olmasından dolayı oradan yola çıkarak hem jurnalci hem de ajan ilan ediyorlar. Yani esasında bu olayı halkı galeyana getirmek için yaptığını söylüyorlar. Ayrıca Cumhuriyet dönemi yazarlarının da bu hikayeyi anlatmamasının asıl nedenlerinden biri hani orada kime sorulsa şunu söylüyor. Biz o dönemde hani bir kırım yaptığımızı göstermemek için Yunan askerini silahla vurduğumuzu söylemek istemedik diyorlar. Böyle... Çok teferruata girdi abi. Biraz aşırı teferruat ve ben okuyacağım. Detaylı incelik. Eyvallah. Böyle güzel, güzelmiş bu kısım. Bu kısımda bulunmak istemezmişim. Evet çok sinir bozucu. Zaten burada bulunmadım. Hikaye o ya işte yapılıyor bir olay tarihte. İşte bu veya başka x bir olay. Ama ondan sonra bu sana yanlış şekilde geliyor. Kesinlikle abi ya. Çok çok var. İşte çok o yüzden var, de çok eksik var. Biz orada bulunduğumuz için seninle şanslıyız. Aynen öyle. Gördük abi. Birinci gözden gördük. Birinci ağızdan konuştuk. Aynen olay öyle. Bu zaten abi ya. Ben gördüğüme ve konuştuğuma inanıyorum. Yani ben gerisi de beni öldüremez. Hasan Tahsin. Ben oradaydım. Hasan Tahsin yaptı. Yaptı. Mehmet Çavuş kimmiş ya? Yok. Mehmet Çavuş gitsin künefe yapsın abi. Yapsın tabii ki canım. Yani Hasan Tahsin'in de olayı, hikayesi bu. Çok seviyoruz Hasan Tahsin'i. Seviyoruz. Eğer çok iyi, çok iyi çocuk ya. Onu yapmasaydı belki de bir halkı isyana sürükleyecek bir harekette kesinlikle kimse abi, bir kelebek etkisi modeli var orada. Aynen kelebek öyle. Kelebek etkisi yani. Aynen öyle. Ya tarihte çok var bu arada kelebek etkisi muhabbeti. Yani bir yerden dokunuyor birisi. Domino taşı gibi şey, ondan sonra. Tak aynen gidiyor. Öyle. Şöyle bağlayalım. O zaman. Bu arada lafımı bölüceğim ama. İyi. Bu arada biz hep oradaydık. Ama bu kelebek etkisi yaratacak dokunuşların hiçbirini yapmadık. Biz evet. Çok profesyoneliz o konuda ya. Biz insanları yönlendirdik. Aynen biz yani bunu yapacağım diyordu. Hadi tamam yap ya gaza getirdik. Ne bileyim silah temizlenmesi gerekiyordu. Silah temizledik. Yeri geldi koltuk olduk. Yeri geldi tebeşir olduk. Aynen öyle. O zaman bağlayalım. Aynen bağlayalım bitirelim. Bir sonraki ben oradaydık da biz oradaydık da. Aynen biz küçük spoilerını verdik evet. Zaten. Yeniden görüşürüz. Hasan Tahsin'i şöyle saygıyla selam alıyoruz. Hasan Tahsinciğimize selam olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Kanalımıza evet kanalıma bir abone olursak abone olmayı. İzlenmeler çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bir yorum bırakın aşağıya. Aynen beğenmiyorsanız bile yazın. Sorun değil. Hasan Tahsin severler. Hasan Tahsin like sevenler olsun. Derneği. Hasan Tahsin sevmeyenler dislike olsun. Dostu düşmanı bir görelim. Hadi kendinize iyi bakın. Dikkat edin görüşürüz. Görüşürüz.
Bye.